bakıyorum tuvalet yine çıkmış ortaya. Eteği sökülmüştü abla. Ya abla ya, bu çok mu açık? Hayır değil. Hem üstüne bir şal yahut bir ceket alabilirsin. Üşütürüm de çünkü. Evet, üşütebilirsin. Harika olacaksın, harika. Memoli'nin başı büyük belada, farkında değil. Niyeymiş abla? Bu akşam baloda delirecek kıskançlıktan. Bana ne abla Memoli'den? Ben onun için gelmiyorum ki baloya. Senin için geliyorum. Sırf sen ısrar ettin diye. Yoksa benim baloluk halim mi kalmış? Şuraya bak. Nereye bakayım canım? Ne varmış halinde? Niye öyle diyorsun Zeynep? Daha ne olacak abla? Aldım bavulu elime. Düştüm peşine yılanın. Düştüm de ne oldu? Vurup başını ezeceğim dedim. Boş bavuluma hiç kirlenmemiş bir gelinlik koyup köyüme döneceğim dedim. Öyle geçeceğim köyün meydanından. Artık kimse arkamdan konuşmayacak. Anamın gözyaşları duracak dedim. Hiçbirini yapamadım abla. Boş bavulla geldim, boş bavulla dönüyorum işte. Bence sen yanılıyorsun Zeynepciğim. Bavulun boş olabilir ama biz varız. Ben varım, Memoli var. Yepyeni bir hayat, yepyeni umutlar var senin için. Artık ümit edecek kadar bile gücüm kalmadı abla. Durmadan düştüm kalktım. Her kalktığımda tekrar düştüm. Bittim, tükendim abla. Memoli de her düştüğünde tuttu seni ama. Bence ne olursa olsun Memoli'ye kocaman bir teşekkür borçlusun. Onun için köye dönüyorum ya. Başına bir sürü işi açtım durup dururken. Bence Memoli'ye teşekkür etmenin daha iyi bir yolu var. Neymiş o abla? Bu akşam baloda Memoli'ye yakışır bir nişanlı olacaksın. Ne olacağım? Memoli'ye yakışır bir nişanlı olacaksın dedim. Herkes Memoli'yi kıskanacak. Yok abla, nereden çıkartıyorsun sen böyle şeyleri? Neden? Sen değil misin her önüne çıkanı? Memoli benim nişanlım, Memoli benim nişanlım diyen? Aman o başka, bu başka abla ya. O da aynı, bu da aynı efendim. Bu gece herkesin gözlerini kamaştıracaksın. Karar verilmiştir, tamam mı? Yok abla, nasıl yaparım ben öyle bir şey? Senin bir şey yapmana gerek yok. Doğal, normal güzelliğin yeter. Sen beni sevdiğin için öyle diyorsun abla. Benim nerem güzel ki? Memoli'ye soralım, o söylesin. Mal gibi duydun işte ne dediğimi. Memoli seni çok kıskanacak. Daha önemlisi, seni gören herkes bu kadar güzel bir nişanlısı olduğu için Memoli'yi kıskanacak. Sen de böylece Memoli'ye teşekkür etmiş olacaksın. Tamam. Hadi kalk bakalım. Bu saçlarımı nasıl yapacağız abla? Doğru söylüyorsun. Eskisi gibi olsaydı ne güzel, iki yandan örerdim. Yani tuvaletin üstüne iki yandan örgü saç. Olur mu hiç? Olmaz mı? Olmaz, hadi gidiyoruz, hazırlan. Nereye abla? Nereye olacak? İstanbul'un en iyi kuaförüne. Seni baştan yaratacağız. Beni baştan mı yaratacaksınız? Ben sana bir çay koyayım. Hayır, çayı orada içeriz. Çabuk hazırlan. Hadi vaktimiz yok. Çok işimiz var kuaförde. Harika olacaksın, harika. Hayrola abla, ne oldu? Bela ne yönden gelecek diye bakıyorum. Aman abla, sen de böyle yapıyorsun, beni korkutuyorsun ha. Ne bileyim kızım, daha kazasız belasız dışarı çıkmadık ki seninle. Her an bir kanalizasyon çukuruna düşebiliriz ya da bir elektrik direği düşebilir üstümüze. Tamam abla, ben korktum, eve geri dönüyorum. Hadi yok, şaka yapıyorum, gel. Bak geldik bile kuaföre. Ha burası mı? Evet. Çok merak ediyorum nasıl olacaksın diye. Bize ne zaman sıra gelecek? Ay, ne çok bileyim. Sıkıldım. Ay hemen alırız dediler. Ana abla, burası ne güzelmiş. Öyledir. Bela. Ben sana bela gelecek, bizi bulacak demedim mi? Hoş geldiniz. Ne sürpriz böyle. Ay şimdi biz de sizden bahsediyorduk. Öyle mi? Zaten başka birinden bahsetseydiniz hem şaşırır hem alınır. Belgin Hanımcığım, bizim Berk de bugün berbere gidecek. Öyle mi? Saçlarını çok kesmeseler de kafayı üşütmese yavrucuğum. Bugüne kadar üşütmediyse bundan sonra üşütmez, merak etme. Çok gıdıklandım ablaya. Ya abla ya. Ya anladım yani. Elleri kafayı anladım ama bu ayak ne oluyor Allah aşkına? Ayakkabımı çıkarıp milletin gözü önüne mi koyacağım masanın üstüne? Zeynep ne kadar ayıp. Hiç öyle şey olur mu? Bir hanımefendi baştan aşağıya mükemmel olmalı. Tabii. Hem bakarsın balodan sonra Memoli seni yürüyüşe çıkarır. Sen çok dans ettiğin için pabuçlar ayağını sıkmış olabilir. Memoli seni kucağına alabilir. İşte o zaman. Abla ya, utanıyorum ya. O zaman belki görür ayaklarını. Bana ne Memoli'den ablaya? Şşt, ne diyor Belgin Hanımcığım? Şey diyorum, Memoli bu akşam ödül alacak da. Biraz heyecanlanıyor Zeynep. Ay ne güzel. Allah inşallah bana da böyle bir koca nasip eder. Amin. Sibel Hanım yakında koca duasına çıkacak. Sense mızmızlanıp duruyorsun.
Ali'cim, kırıklarını al dedim, sen bayağı kesmeye başladın. Aman aman çok kesme. Abla ya, şuna söyle fazla elleşmesin, uğraşmasın ya. Ne güzel saçlarım vardı benim ya. Kaldı kuş kadar. Şimdi daha da beter olacak. Sabret Zeynep. Ne kadar güzel oluyor, görmüyor musun? Biraz perçem yapsaydınız. Rica ederim. Bırakalım Ali Bey bildiği gibi yapsın. Sonunda uzman o. Çok teşekkür ederim Belgin Hanım. Abla, peki akşama kadar yapılan bu saçlar bozulmayacak mı? Fazla sallamazsan sağa sola hiçbir şey olmaz. Sıkıldım biliyorum ama sonunda çok güzel olacak. Anam görse bunları ne kadar şaşırırdı kim bilir. Baksana şu ellerimi ablaya. Tarlada çalışan ellerimin haline bak. Ben bile çok şaşırıyorum valla. Bazen bütün bunlar bir rüya gibi geliyor abla. Hep bir gün uyanacağım diye korkuyorum. Hayatı bir rüya gibi yaşamak lazım aslında. Yalan Rüzgarı'nda da öyle diyordu değil mi Belgin ablacığım? Salı günkü bölümde Victor Lize'ye öyle demişti. Hayatı bir rüya gibi yaşamak lazım demişti. Ben de oradan duyduğunu zannettim. Öyle mi? Hiç haberim yok. Ben öyle mor, kırmızı, pembe dizilerden hoşlanmam. Victor kim abla? Ne bileyim ben. Aa, sen Victor'u bilmiyor musun? Ben sana anlatayım, dur. Eyvah, yine başladılar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.